Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kanal kurmayı planladım. Kanalımı kurdum. Nasıl olursa bundan sonra çekimleri yapacağım. Kendim büyükbaşla uğraşıyorum. Süt üzerine. İneklerimizin cinsi burada. Simental ağırlıklı. Birkaç tane Holstein, birkaç tane Mondofon var. O şekilde sütlerini değerlendirip satıyoruz. Amatörce yapıyoruz bu işi ama yavaş yavaş nasıl olursa para kazanmaya başladık. Ağrımız 40 başlık. Şu an için 30'a yakın ineğimiz var. Bunlardan 20'si gebe, ağır gebe. 7-8 tane buzağlayan ineklerimiz var. Bugün yarın buzağlamalar devam edecek. O şekilde. Buzağlarımız bunlar. 15 gün önce başladı buzağlamaya. Sırasıyla 15 günlük, 10 günlük. İçerisinde 2 günlük olan var. Dün değil, ondan önceki buzağlayan var. O şekilde buzağlarımıza bir bölme yaptık. Bu şekilde böldük. Burada iki tane 5 aylık buzağımız var. Bir dişi bir erkek. Onları dışarıdan aldık. Kendi buzağımız değil. Onlar da yavaş yavaş gelişimini tamamlıyor. Hepsi bu yılın buzağısı. Geçen yılın buzağları diğer ahırda. Birazdan onları da göstereceğim size. Süt ortalamamız şu anda 20 litre civarı. O şekilde gidiyor. Tabii ilk buzağladığında bunun 5 litresini buzağa veriyoruz. Sabah 2,5, akşam 2,5 litre. Geri kalan da kendim Ankara'ya götürüyorum. O şekilde satıyorum. Perakende bir şekilde. Nasıl olursa hayalimiz para kazanmak, işletmemizi büyütmek, o şekilde devam etmek istiyoruz. Bundan sonra nasip olursa buzağa aldığımız gün çekim yapabilirsek buzağlama, işte bugün aşı yapacağım, birazdan onları da göstereceğim. Aşı günleri o şekilde videolarımızı çekip kanalımıza atacağız. Takibinizi, beğeninizi, aboneliği bekleriz. Abone olursanız mutlu oluruz. Niyetimiz helalinden para kazanmak, kimseye muhtaç olmadan bir şeyler yapmak. O şekilde girdik. Allah haram nasip etmesin. Yanımızda çalışan bir tane arkadaşımız var. Şu an video çekiyor. İsmi Muhammed. Sağ olsun. İşinde gayet başarılı. Gözüm hiç arkada kalmıyor. Bu şekilde birlikte devam ediyoruz. Ağrımız, yemlikleri bu şekilde. Suluklarımız otomatik. Normalde bu altlarda beton yoktu. Altlarına beton attık. Kırılma çok oluyordu. Bu attığımız beton sayesinde solukların kırılmasının önüne geçtik. Artık sorunsuz bir şekilde hayvandan suyunu içiyor. Size de tavsiye ederim. Çünkü genelde gezdiğim ahırlarda solukların altı boş oluyor. Hayvan üzerine basıp kırma ihtimali yüksek oluyor. Biz bu şekilde onun önüne geçtik. O sıkıntımız kalmadı. Buzağlara sadece şu an için süt veriyoruz günlük 5 litre. Yanında buzağa başlangıç yemimiz var. Vitamin olarak yalama kovaları aldık. Bu şekilde yalayıp vitaminlerini kazanıyorlar. Düzenli olarak tabii aşılarını ilerlerinde yapıyoruz. Bunlar hepsi boğa. Sadece şu kırmızı olan aşı. Diğerleri kendi boğamızın. Boğamızı kestirdik. Bundan 2 ay önce kestirdik. 600 kilo kargas geldi. Boğamız gayet güzeldi. Diğer buzağların hepsi babası. O kendi boğamızda. Şu an için içeride birkaç tane danamız var, 1 yaşında. Onlardan iyisini boğa olarak ayıracağız. Tabii eğer yetişmediği yerde de veteriner çekip çağırıp aşılama yaptıracağız. Bu şu gördüğünüz ikisi ham düver. Nasıl olursa birisi 2 ay olarak kullanılmasına ala olan. Bu ortadaki 20 gün falan var. Bir adet limuzinimiz var. O da yine bir ay içerisinde buzağlayacak inşallah. Bunları bir hafta, 10 gün, 15 gün o şekilde buzağlayacaklar inşallah. Buradakiler de yine aynı şekilde. 7 aylık, 8 aylık gebeler var. Şu ala düvemiz nasip olursa birkaç gün içerisinde buzağlayacak. Burada da sağlam ineklerimiz var. Yeni buzağlayanlar. Sütlerini alıyoruz. Bu sütten keseceğim yavaş yavaş. Diğerleri yeni buzağladı. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Ben size Muhammed'i de göstereyim. Muhammed kendisi
Türkmen kardeşimiz. Ben ondan razıyım. İnşallah o da benden razıdır. Hiçbir sıkıntımız, sorunumuz yok. Allah emeklerimizi boşa salmasın. Muhammed'in de işi gücü rast gelsin inşallah. Evet. Ahırımızın genel durumu bu. Yani şu an kapasite buzağlardan dolayı dolu. Belki birkaç inek daha bağlayabiliriz. Şu an tam eksiklerimizi gideremedik. Yavaş yavaş düzene girecek inşallah. Tekrar bir videomuzda görüşeceğiz arkadaşlar. Birazdan aşı yapacağız diğer danaları. Onları da göstereceğim. Orada görüşmek üzere.